İyi akşamlar sayın seyirciler. 2 Kasım gündemiyle karşınızdayız. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Kanayan yaramız, şampiyon meleklerinde aralarında bulunduğu 65 kişiye mezar olan İSİAS Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı. Beton kalitesi düşük ve demir kalınlığı standardın çok altında. Rapordaki usulsüzlükler bunlarla da sınırlı değil. Ayrıntılar bültenimizde. Başbakan Üstel ile YÜDAK heyeti arasında yüksek öğrenimin gelişmesi ve daha ileriye taşınması için fikir alışverişi yapıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi'nin Lefkoşa'daki depolarını yerinde inceledi. Yıllara dayalı ihmal var dedi. Ayrıntılarla başlayalım. Şampiyon meleklerinde aralarında bulunduğu 65 kişiye mezar olan İSİAS Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu ve demir kalınlığının standardın çok altında olduğu kayıt altına alındı. Raporda yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı da belirlendi. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığına da dikkat çekilen raporda binanın daha sonra ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan ve aralarında ülkemizden voleybol turnuvası için Adıyaman'a giden 35 öğrenci ve öğretmenlerinin de olduğu 65 kişinin hayatını kaybettiği İSİAS Otel'e ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre 10 katlı binanın statik hesap raporu ve statik projesi yok. Binada dere kumu kullanılmış ve zemin etüdü yapılmadan kaçak kat çıkılmış. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremler Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtı. 10 katlı İSİAS Otel'de yıkılan yüzlerce binadan biriydi. Şampiyon meleklerin enkazında hayatını kaybettiği otelle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı. Depremde 65 kişinin yaşamını yitirdiği İSİAS Otel'de ölüm göz göre göre gelmiş. O binada 25'i öğrenci, 35 kişilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaokul voleybol takımı kafilesi vardı. Turnuva için kente gitmişlerdi ancak sağ kurtulan olmadı. Raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi. Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi. Rapordaki usulsüzlükler bunlarla sınırlı değil. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkarılarak otele çevrildiği vurgulandı. 9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekildi. Binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında İSİAS Otel'in yöneticileriyle proje sorumlularının arasında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Şüpheliler kasten öldürme suçundan yargılanacak. Cumhurbaşkanı muhtarlarla görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni siyasetin iki eşit egemen devletin işbirliğiyle bir anlaşma olduğunu ve iki devlet zemininin güçlendiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Maraş açılımının yapıldığını ve ekonomik olarak da gelişme büyük destek verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha fazla kabul görmesiyle yatırımlar da arttı dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İskele ilçesi muhtarları toplantısına katıldı. Bafra'da gerçekleşen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki bağları kopartacak, Avrupa Birliği içinde eritecek ve zamanla varlığı tehdit edecek federal temelde çözümden vazgeçildiğini dile getirdi. Artık bir maceranın olmayacağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da yerleşeceğini, güçleneceğini ve mülkiyetiyle, tapusuyla uluslararası anlamda bazı sıkıntı olmasına rağmen daha da kabul görmekte olduğunu görüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olarak girmemiz, oradaki açılımlar, devletimize sunulan önemli fırsatlar, bütün bunlar zemini güçlendirmiştir. Şimdi tabii bu meselede biz bunu yalnız yapamazdık. Maraş açılımında olduğu gibi Türkiye'nin desteği çok önemliydi.
Ülkenin en güzel bölgesindeyiz diyen Cumhurbaşkanı Tatar, altyapıda ve inşaat sektöründe gelişim sağlandığını ancak çevrenin korunup gerekli tedbirlerin de alınması gerektiğine dikkat çekti. Kıbrıs'ta barış, huzur ve güven ortamının Türkiye'nin asker bulundurması ve garantörlüğünden geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik ve sosyal olarak devletin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. 20 Temmuz 2024 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Yani yarım asırdır bu ülkede barış vardır, güvenliğimiz vardır ve bunların ne kadar değerli olduğunu Bosna'da da gördük, Ukrayna'da da gördük. Şimdi Filistin'de de görüyoruz. Dolayısıyla bu işin hiç tartışmasız bile olmaz. Yani burada işte Kuzey ve Güney federal bir çatı altında Avrupa Birliği gelecek. Türkiye'nin garantörlüğü son bulacak. Türk askeri çekilecek. Ve biz de burada barış ve güvenlik içerisinde yaşayamamızı sürdüreceğiz. Yok böyle bir dünya. Allah korusun öyle bir şey olmasın. Çünkü buradaki barış, huzur ve güven tabii ki buradaki Türkiye'nin garantörlüğüne, Türkiye'nin askerinin buradaki varlığına bağlıdır. Tatar, yönetsel olarak daha verimli çalışmalar ve düzenlemeler yapılabileceğini aktararak, ekonominin daha çok denetim altına alınması ve e-devlet projeleri gibi çalışmalarla ilerlemeler sağlanacağını söyledi. Ülkede iş yapacak hükümetlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, liyakata dayalı bir düzen olması gerektiğine de dikkati çekti. Üretim, katma değerin artması, fırsat eşitliği, eğitim, turizm, tarım ve inşaat sektörüyle gelişim sağlanabileceğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kabul edilebilirliğinin dünya nezdinde artmasıyla, daha fazla kabul görmemizle ve buradaki kurulan düzene inanç ve güvenle bu yatırım olmaktadır. Bunlara baktığımızda bunlar basit yatırımlar değildir. Bafra bölgesinde otelleri bir kenara bırakıyorum. Ülkenin her yerinde yatırımlar devam etmektedir. Ve bütün bunlar tabii ki hayvancılığa, çiftçiliğe, hizmetlere, sanayi bölgelerine hepsini yansımaktadır. Bugün sanayi bölgelerine gidiniz, full. Yani orada hava parasına şu kadar bilgisayarına arsalar başkalarına aktarılabilmektedir. Demek ki ülkenin geleceğine güven vardır. Ülkenin ekonomik potansiyeline güven vardır. Tatar devletin muhtarlık binalarının yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olacağını. Başbakan Ünal Üstel, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu heyetiyle görüştü. Başbakan Üstel, hükümet olarak üniversiteleri daha iyi bir noktaya getirme hedefinde olduklarını vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK üyelerini kabul etti. Kabulde konuşan Başbakan Üstel, hükümet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteleri daha iyi bir noktaya getirme hedefinde olduklarını vurguladı ve bu amaçla YÖDAK'la birlikte ortak çalışmalar yapmayı istediklerini belirtti. Eğitimde üniversitelerimizin daha iyi bir noktaya gelmesi için üniversitelerin kalitesini nasıl arttırabiliriz? Eğitimin nasıl daha iyi bir noktaya getirebilir? Onlarla kendimiz bir takım çalışmalar, sizlerle ve Eğitim Bakanlığı'na bunları ileriki günlerde bir masaya yatıralım ve ülkemizin bu lokomotif sektörü olan doğrusunu, eğitimimizin daha iyi bir yer olduğu yerden daha iyi bir noktaya getirmek istiyorum. Üçüncü dünya ülkelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere gelen öğrenciler için bir takım çalışmalar yapıldığını ifade eden Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesinde lokomotif sektörlerden biri olan üniversitelerimizin ve yüksek öğrenimin gelişimini sağlamak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz dedi. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı da hükümetin öneri ve düşünceleriyle eğitimi daha ileriye taşıma amacında olduklarını belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi'nin Lefkoşa'daki depolarını yerinde inceledi. Bakan Arıklı, toprağa gömülmüş ve daire envanterinde dijital ortamda yok görünen malzemelerin atılı durumda olduğunun tespit edildiğini söyledi. Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'nun incelemesinin sürdüğünü de belirten Arıklı, kurulun raporuna göre Sayıştay ve polisi göreve davet edeceğiz. Ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız dedi.
Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi'nin Lefkoşa'daki depolarını yerinde inceledi. Daire Müdürü Ömer Kanlı'dan buradaki malzemelerle ilgili bilgi aldı. Arıklı, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Telekomünikasyon Dairesi'ne yönelik uzun yıllardır bir takım iddiaların, suistimal vakaların ve suçlamaların geldiğini belirterek, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'nun burada inceleme yaptıklarını aktardı. Bakan Arıklı, özellikle depo sayımının yapılmadığını ve birçok suistimal vakaların olduğu, hatta bunun daha ileri boyutlara vardığı, hırsızlığa kadar birçok iddialar bilgimize gelmiştir. Biz de Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'nu 3 hafta önce göreve davet ettik. Kuruldan müfettişler geldi ve sayıma başladı dedi. Ayrıca toprağa gömülmüş malzemelerin ve daire envanterinde dijital ortamda yok görünen ısıyla büzüşen ek malzeme olan reyşemlerden 5000 tanesinin ambarlardaki depolarda atılı durumda olduğunun tespit edildiğini de belirten Arıklı şunları kaydetti. Birçok yerde toprağa gömülmüş çok değerli malzemelerin olduğu tespit edildi. Bunlar hangi dönemde kim tarafından niçin toprağa gömüldü bilemiyoruz. Yine bu depolarda birçok malzeme tekrar tekrar alınmış. Yok denilen malzemeler, ki işte bunlardan bir tanesi bu raykenler, tanesi 150 eurodur. Bunlar yok denildiği halde son sayımda 5000 tane raykenin depoda atılı olduğu tespit edildi. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Arıklı, bazı kişilerin daire ile ticari faaliyetlerinin tespit edildiğini ve bilinçli bir suistimal ve hırsızlığında söz konusu olabileceğini belirtti. İhmal var, yıllara dayanan ihmal var. Hatta birçok kurumda çalışan kişilerin daha sonra ticaret yaptıklarını ve kuruma malzeme sattıkları da ilgimiz dahilinde. Şu anda Maliye Teftiş Kurulu bunları inceliyor. Bu teftiş kurulunun raporuna göre Sayıştay ve polisi göreve davet edeceğiz. Geçmişte herhangi bir bilinçli suistimal, hırsızlık vesaire varsa bunları hep birlikte göreceğiz. Ama gördüğümüz üzüntü verici bir manzara, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Umarım bu işin sonu çok daha ileri noktalara varıp da mahkemeye kadar gitmez. Basit bir ihmal ya da belki de suistimalle netlenecek bir şey olur diye düşünüyoruz ama gördüğümüz ciddi bir sıkıntı önümüzdeki günlerde bizi bekliyor. Tıpkı reçete soruşturmasında olduğu gibi. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülke liderleri Türk Devri sloganıyla yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geliyor. Astana zirvesinde Gazze konusundaki ortak tutum da açıklanacak. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmasının teşkilatı daha da güçlendirdiğini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. yıl dönümü zirvesi Astana'da yapılıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Türk Devri sloganıyla gerçekleşecek zirveye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, finans, eğitim, turizm, kültür ve diğer birçok alanda bir dizi önemli kararların alınacağı zirvede Astana senedi ve Astana bildirisinin imzalanması bekleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada öncelikle zirvenin sloganının çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek Türk Devri sloganı altında gerçekleştireceğimiz bu zirvede Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik önemli çalışmalara adım atacağız dedi. Astana zirvesinde liderlerin İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere mevcut bölgesel ve uluslararası gündemi de ele alacaklarını belirten Kocaman, Astana bildirisinde Türk Devletleri Teşkilatı üyelerince Gazze'deki vahşetin şiddetli şekilde kınandığına dair bir madde var. Bu madde vasıtasıyla Türk Devletleri Teşkilatı ortak pozisyonlarını dünyaya ilan edecek ifadesini kullandı.
Artık teşkilatın kuruluş ve kurumsallaşma dönemini tamamladıklarını vurgulayan Kocaman, Türkmenistan'ın üye olarak katılmasını bekliyoruz. Macaristan'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci olarak aramıza katılması da teşkilatımızı daha da güçlendirdi. Bugüne kadar 40 civarında bakanlıklarımız arasında toplantılar yaptık. Bürokrasilerimizin birbirleriyle iş yapabilme kültürünü geliştirdik ifadesini kullandı. Meclis Başkanı'nın açıklamalarıyla devam edelim. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazze'deki soykırımın benzerinin Kıbrıs Türklerine de yapıldığına ve Birleşmiş Milletler'in de o dönemde yine sessiz kaldığına işaret etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay'ı kabul etti. Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne mutlu Türk'üm diyene diyebilen herkesin milli devleti olduğunu, çünkü bu topraklarda Türk milletinin kanı ve canı olduğunu söyledi. Bugün Gazze'de yapılan soykırımın Kıbrıs Türklerine de yapıldığını anımsatan Töre, Birleşmiş Milletler'in de o dönemde yine sessiz kaldığını ifade etti. Dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkıyoruz. Ana vatanımıza sahip çıkıyoruz. Kahraman Türk ordusuna sahip çıkıyoruz. Aziz şehitlerimize rahmet okuyoruz. Onlara layık olmak için de bizden sonraki nesillere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Türk milleti sevdasını, Türklük sevgisini, Türklük gurur ve şuurunu aşılamak için, onlara bırakmak için miras olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Maliye Bakanı Özdemir Berova'yı ziyaret ederek yerel yönetimlerin sıkıntılarını aktardı ve sorunların çözümü yönünde destek talep etti. Bakan Berova da belediyelerin araç parkları konusunda proje çalışması yapılması gerektiğini söyledi. Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar kabulde özellikle araç parklarında büyük bir sıkıntı yaşandığını, eski araçlarla hizmet sağladıklarını ancak bunun tamirat ve enerji giderlerinde büyük bir mali kayba neden olduğunu, yeni araçlara ihtiyaç duyulduğunu, bunun için de belediyelerin yeni araç alımlarında KDV muafiyeti talebinde bulunduğunu belirtti. Özçınar sorunların çözümü yönünde Bakan Berova'dan destek talep etti. Maliye Bakanı Özdemir Berova da bu ayki belediye katkılarının yeni fiyatlandırma üzerinden ödendiğini belirtti. Bakan Berova, geriye dönük olan uygulamalar ve buna bağlı olarak ayrılan miktarın belediyelere yıl sonuna kadar olan süre içerisinde aktarılması konusunda da Maliye Bakanlığı'nın ciddi ve yoğun çalışma yaptığını kaydetti. Devletin maaş ve maaş nitelikli ödemelerin haricinde mükellef olduğu pek çok ödemeleri mevcuttur. Bu da nakit akışımız zinciri içerisinde zaman zaman sıkıntılara yol açıyor diyen Berova, ancak yerel yönetimlerin aciliyetini göz önüne alarak bir ödeme planı yapmak için bürokratların büyük bir gayret içerisinde olduğunu belirtti. Belediyelerin araç parkları konusunda ise Berova, bunun bir proje çalışması gerektirdiğini ifade etti. Berova, söz konusu çalışmanın yapılmasıyla eş zamanlı olarak sıkıntı yaşanmaması adına Maliye Bakanlığı'nın da mali açıdan etkisini ortaya koyması gerektiğini kaydetti. İnternasyonel İş İnsanları Derneği Kıbrıs Zirvesi kapsamında ülkemizde bulunan heyet, hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulunuyor. Heyeti kabul eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yatırımların önemini dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sektörde ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İnternasyonal İş İnsanları Derneği Kıbrıs Zirvesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan heyeti kabul etti. Dernek Başkanı Selahattin Par konuşmasında iş insanları olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak yatırımların ülke ekonomisine katkıda bulunacağına işaret ederek Türkiye'den gelen yatırımcı ve iş insanlarının ülkeye yeni bir anlayış ve hizmet getireceğine inanç belirtti.
Gardiyanoğlu, ülkedeki öncelikli sektörlerin eğitim, turizm ve inşaat olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sektörde ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu kaydetti. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her iş adamını ve yatırımcıyı kırmızı halıyla karşılamamız lazım diyen Gardiyanoğlu, her gelen yatırımcı istihdam ülke ekonomisine katkıdır vurgusu yaptı. Yeni Ercan'a büyük gövdeli uçağın inmesinin turizm ve ekonomiye katkısını turizmcilerden öğrenmeye çalıştık. Sayın seyirciler, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, kısa ve orta vadede olumlu sonuçlar beklediklerini belirterek fiyat dengesinin de bir zemine oturmasını yakından izlediklerini söyledi. Ercan Havalimanı'na büyük gövdeli uçağın inmesinin yankıları sürüyor. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç konuyu Burası Önemli programında değerlendirdi. Uçak biletlerinin ucuzlaması, ulaşımın daha uygun saatlerde olması için hükümetin ilk günden itibaren sürekli bir çalışma içinde olduğuna dikkati çeken Aktunç, turistlerin daha uygun fiyata, daha konforlu gelebilmesinin turizmin olmazsa olmazı olduğunun altını çizdi. İşte normalde 150-190 arasıdır normal gelen uçakların tipine göre. İşte 300 kişinin, 330 kişinin geldiği, bazen bunların daha da büyükleri var, 400 kişiyi getirebilecek uçakların olması maliyet açısından da işte ek seferi koyabilirsek de tabii ki bu etkileyecek uçak bilet fiyatını, ama bu noktada yani 150-200 kişilik bu uçak, yani 300 kişilik bu uçağın gelmesi otomatik olarak hem uçak bilet fiyatlarına etkileyecek ve daha uygun noktaya gelmesini sağlayacaktır. Çünkü bu sürekli olacak bir şey. Yani bu geldi, bu dün geldi ve bir daha gelmeyecek diye bir şey yok. Her hafta, her gün planlanan bir organizasyondur. O yüzden uçak bilet fiyatlarını da olumlu yönde aşağıya çekecek bir harekettir, bir faaliyettir diye düşünüyorum ben. İşte bununla birlikte Sabiha Gökçen'den de ekstra bir slot alınma konusu var. O da dün bize bildirildi Türk Hava Yolları tarafından. O da oluyor. Yani arzın yükselmesi ve ek seferin konması noktasında ikiden daha taleplerimiz var. İnşallah onlar da gerçekleşecek. Aktunç kısa ve orta vadede yeni adımların da gündemlerinde olduğunu belirterek turizm potansiyelini artırmak için tüm alanlarda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Kıtsap Başkanı Orhan Tolun da büyük gövdeli uçağın Ercan Havalimanı'na inmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Bir havaalanısınız. Yani direkt uçak bize gelmez ki dünyadan, İngiltere'nin, dünyanın o borsasının içine gelelim. İtalya'dan, Roma'dan, Moskova'dan uçaklar gelsin. Buraya da serbest olsun, arz talep olsun. Rum tarafındaki gibi 30-40 tane havayolu şirketi size gelsin. Türkiye'deki gibi 60 tane havaalanı, İstanbul gibi 60 tane havayolu şirketi size gelsin. Öyle bir şey yok ki. Bize gelebilecek havayolu şirketleri yerli havayolu şirketleridir, Türk havayolu şirketleridir. Bunlar da kendi aralarında zaten konsensus yapıp fiyatları yeterince istediğimiz seviyeye indirmiyor. Kendileri kar oranlarını, marjlarını yüksek tutuyorlar. Konu bu. Bizim sıkıntımız bu. Talep de az. Tolun turizm tanıtma faaliyetlerinin de artması gerektiğini sözlerine ekledi. İsrail-Filistin çatışmasında son durum ne? İsrail'in mülteci kamplarına yönelik saldırıları sürüyor. İsrail bu kez de Cibaliye, Bureiç ve El Magazi kamplarını vurdu. Bombardımanda 9 ev yerle bir oldu. Onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarının 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artarak devam ediyor. İsrail daha önce iki kez bombaladığı Cibaliye ve Bureiç kamplarını vurdu. Bombalanan ve yıkılan ev enkazları yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Bureiç kampındaki okulların üzerine düştü. 9 ev yerle bir oldu. İsrail iki kampın ardından El Magazi kampını da bombaladı. Gazze'deki 3 mülteci kampında da onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yüksek. Bölgede 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi. İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yine gerçek mermi ve zehirli gazla baskınlar düzenledi.
Sivil işgalciler de Nablus'ta Filistinlilere ait evle araçlara saldırdı. İsrail Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315 asker, 1400'den fazla İsrailli'nin öldüğünü, 5132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze şeridindeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail saldırılarda 3760'ı çocuk, 2326'sı kadın olmak üzere 9061 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. Ülke gündemine dönelim yeniden. Birleşik Kurul tarafından 30 Aralık 2019 tarihinde onaylanan Gazi Mausa, İskele ve Yeni Boğaziçi imar planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gazi Mausa, İskele ve Yeni Boğaziçi imar planı yürürlüğe girdi. Vizyonu doğal, kültürel ve tarihi dokusunu sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla değerlendiren, gerek kırsal bölgelerde gerekse kentlerde nitelikli iş sahaları ve yerli istihdam olanakları yaratan kıyılarıyla bütünleşik kaliteli yaşam merkezi olarak belirlenen plan, Gazi Mausa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeni Boğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağ, Sandallar ve Atlılar yerleşimlerini kapsıyor. Planda yer alan kazanılmış haklar kısmında planın yürürlüğe girdiği tarihten önceki çeşitli işlemlerin hangi kurallara tabi olacağına ilişkin kapsamlı bilgiler de aktarılıyor. Dünya Şehirler Günü programına katılmak için Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, hayata geçirilen Tatlısu Belediyesi Sıfır Atık Projesi'ni anlattı ve Anadolu Ajansı'na konuşan Sibel Tatar, 2023 yılında artık çöpü değil geri dönüşümü konuşmamız gerekiyor dedi. Etkilerine ve atığı... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın davetiyle Dünya Şehirler Günü programına katılmak için Türkiye'de bulunuyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Sibel Tatar, çevre ve sıfır atıkla ilgili gerçekleştirilen konferansın önemine işaret etti. İstanbul'da küresel sıfır atık iyi niyet beyanını da imzaladıklarını da kaydeden Tatar, Türkiye'de 2017'de Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığı projenin başarılı şekilde hayata geçirildiğine dikkati çekti. Sibel Tatar, atığın oluşturduğu iklim krizlerine karşı mücadele etme niyetini ortaya koyan beyannamenin ülkeler ve küresel boyutta dünya için önemli olduğunu ve imza atarak bu yönde çalışma taahhüdünde bulunduklarını kaydetti. İki yıl önce Tatlısu Belediyesi Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Tatar, projenin başarıya ulaştığını kaydetti. Belde halkımıza ve Tatlısu Belediyesi'ne bu projeyi teslim ettik. Takip ediyoruz tabii ki ve şu an %80 oranında, %80'i geçmiş oranlarda geri dönüşümün yapıldığı bir beldedir şu an. Proje dahilinde atıkları beldeye yerleştirdikleri 140 konteynerle topladıklarını dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde beldeye bir de cam dönüştürme ve kırma makinesi hediye ettiklerini, bu sayede bütün Kuzey Kıbrıs'ın camının geri dönüştürülebileceği bir kapasite oluşturduklarını kaydetti. Artık çöpü değil, geri dönüşümü konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve artık atığın kalmaması gerektiğini düşünüyorum ve aynı zamanda malumunuz bütün dünya bunun çağrısını yapıyor. İklim krizlerini defalarca anlatıyoruz. Bunun çok yakın olduğunun anonsu defalarca veriliyor. Dolayısıyla biz de önce ülkemiz, tabii ki dünyamız için bir an önce bu sonu getirmemek için, yani iklim krizleriyle bu sonu getirmemek için elimizden gelen bütün katkıyı yapmamız gerekiyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı işbirliği çerçevesinde çiftçi ve hayvancıya ekim döneminde ihtiyaç duyacağı kimyevi gübre ve tohum konusunda faiz destekli kredi uygulaması yürürlüğe girdi. Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile yapılan protokol uyarınca yürürlükteki %43 faizin %27'lik kısmı devlet tarafından karşılanacak.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı işbirliği çerçevesinde çiftçi ve hayvancıya ekim döneminde ihtiyaç duyacağı kimyevi gübre ve tohum konusunda faiz destekli kredi uygulaması yürürlüğe girdi. Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile yapılan protokol uyarınca yürürlükteki %43 faizin %27'lik kısmı devlet tarafından karşılanarak üreticilerin ihtiyaç duyduğu kimyevi gübre ve tohumluk materyaline Toprak Ürünleri Kurumu'ndan, Zirai Levazım KOP'tan veya diğer özel tedarikçilerden %16 faizle kredili alabilmeleri sağlandı. Açıklamada tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla dönüm başına 25 kilogram kimyevi gübre ve 25 kilogram tohumluk materyali ihtiyacını karşılamayı amaçlayan uygulama kapsamında düşük faizli kredinin son geri ödeme tarihinin 30 Eylül 2024 olacağı da kaydedildi. Kamuda örgütlü 5 sendika elektriğe yapılan zammı protesto etmek için bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu önündeydi. Yapılan zammın geri alınmasını talep eden sendika yetkilileri aksi takdirde eylemlilik süreci başlatacaklarını açıkladı. Kamuda örgütlü 5 sendika elektriğe yapılan zammı protesto etmek için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu önünde eylem yaptı. Sendikalar kurum önüne araba lastiği ve hesap makinesi bıraktı, ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu Sen, Kamu İş, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın düzenlediği eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri de destek verdi. KÜPTEK Yönetim Kurulu'nun aldığı zam kararını ve yönetimi protesto etmek için eylem yaptıklarını ifade eden Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, buna artık bir dur dememiz gerekir dedi. Ve hükümet bundan ders çıkaracağına adeta nispet yapar gibi 3 gün sonra elektriğe %31.08 zam yapılacağını açıkladı. Belli bir süre sonra bunun %15'e gerilediği konusunda da tekrardan açıklamasını yeniledi. Ölümü gösterdik, sıtmaya razı olun. %15 iyidir. Buna getirmeye çalıştılar. Yok iyi değil. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de kötü yönetimin faturasını halkın ödediğini ifade ederek kurum yönetimi ve hükümete eleştirilerde bulundu. Bilsinler ki zam fitilini ateşleyenler iğneden ipliğe bu memlekette her şeye zam gelmesine neden olacaktı. Eğer KÜPTEK elektrikle ilgili zam fitilini ateşliyorsa biz de eylem fitilini ateşlemesini biliriz. Bu ülke yangın yeri olur. Bu kadar basit. Bu yapılan zam tekrar üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Kamu Sen Başkanı Metin Atan da hükümete sert eleştirilerde bulundu. Gerçekten bu zammın %31'lik bir zammı siz ne gerekçeyle geri çektiniz? Bize su hesap verin bakalım. Ülke yangın yerine döndü. Hala daha güzel şeyler olacak deniyor. Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da %31'lik zammın %15'e geri çekilmesinin taktik olduğunu iddia etti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise halkın artık yapılanlara dur demesi zamanının geldiğini ifade etti. Sendikaların eylemiyle ilgili konuşan ELSEN Yönetim Kurulu üyesi Harper Bahadi ise zamların KÜPTEK zorda olduğu için yapılmadığını söyledi. Bu yurttaş önümüzdeki 15 yılda 459 milyon euro kira bedeli ödeyecek. Alım garantisinin haricinde. Dolayısıyla hükümet edenler bizler adına o imzayı gittiler orada attılar. Yurttaştan parayı toplayacak, Aksa'ya verecek. Bizim işimiz artık bu oldu. Burada sorun hükümetin attığı imzadır. Bu konuda bir açıklama daha var. ELSEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kalecik 3 Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra 2 ay arayla elektrik tarifelerine zam yapılmasını eleştirdi. Tuğcu, zamlar ve ülkenin içinde bulunduğu duruma karşı tek mücadele yolunun ortak bir eylem planı üzerinde anlaşmak olduğunu belirtti.
Elsen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kalecik 3 Sözleşmesi hakkında yazılı açıklama yaparak, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin ipotek altına alındığı Kalecik 3 Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra 2 ay arayla elektrik tarifelerine zam yapıldığını belirtti. Elsen'in Kıbrıs Türk toplumunun zarar görmemesi adına başlattığı süresiz grevle birlikte kamu ihale yasasında değişiklik yapıldığını kaydeden Tuğcu açıklamasında, halk Aksa'dan daha pahalıya elektrik satın alınmasına mahkum edilmiştir ifadelerine yer verdi. Kamuda örgütlü sendikaların yaptığı eylemi saygıyla karşıladıklarını belirten Tuğcu, ülkenin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesinin tek yolunun tüm paydaşların ortak bir eylem planı üzerinde anlaşarak birlikte mücadele etmeleri olduğunu dile getirdi. Tuğcu açıklamasında bu tür bir eylem planına Elsen olarak koşulsuz şartsız katkı koymaya hazırız ifadelerini kullandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gazi Mausa Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokolle ehliyet sınavlarının daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, Aşağı Maraş'ta Gazi Mausa Belediyesi'ne ait tır parkının bir bölümüne taşınabilir bina ve otopark yapılması hedefleniyor. Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı ile Gazi Mausa Belediyesi Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişleri Şubesi'nin ehliyet sınavlarının daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi adına protokol imzaladı. Protokole Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu. Protokole göre tır parkının bir bölümü sürüş ehliyetleri ve müfettişleri şubesinin kullanımına devredilirken tüm sürüş ehliyet sınavları burada yapılacak. Söz konusu alana Trafik Dairesi Müdürlüğü'nün açacağı ihale doğrultusunda taşınabilir bina yerleştirilirken protokolde yer alan otopark yapımını da Karayolları Dairesi üstlenecek. Protokole göre ayrıca tır parkının bir bölümü motosiklet ehliyet sınavları için düzenlenecek. Bu haberle birlikte bültenimizi de noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle birlikte yarın saat 19'da görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. Ο πρόεδρος Ερσυντατάρ δέχτηκε τον βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αρμόδιο για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Jean-Pierre Lacroix, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές. Ο κύριος πρόεδρος έδωσε διάσκεψη τύπου μετά την περίπου μονοερής συνάντησή του με τον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών και δήλωσε ότι του εξέφρασε τις απόψεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για τα γεγονότα που σημειώνονται στην Γάζα. Υπενθυμίζοντας ότι παρόμοια γεγονότα έχουν σημειωθεί και στην Κύπρο, ο κ. Σταθάρ είπε ότι η λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη θα ήταν η πιο αρμόζουσα και είναι καιρός να εξεταστεί η λύση δύο κρατών και στην Κύπρο. Αναφέρε πως κατά την συνάντηση επανέλαβε ότι για να ξεκινήσει η επίσημη διαπραγματευτική διαδικασία πρέπει να γίνει αποδεκτή η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπριών όπως το έθεσε στην συνάντηση της Γενέβης. Ο κ. Σταθάρ είπε ότι κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Λακρουά σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συνεχίσει την αναζήτηση τρόπων επανέναρξης των συνομιλιών, προσθέτοντας ότι κατανοεί ξεκάθαρα την θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Ο Υπουργός Εξωτερικών Τάσιν Ερτουρολόγλου έδωσε διάσκεψη τύπου για τις τελευταίες εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Πύλε και αναφέρθηκε αναλυτικά στο πώς έγιναν τα γεγονότα στην περιοχή στις 18 Αυγούστου. Διακολούθησε τις συναντήσεις με τον Κόλιν Στουαρτ, τις διαβουλεύσεις και την κατάληξη σε συμφωνία στις 9 Οκτωβρίου. Σχολιάζοντας την παραχώρηση από τα Ηνωμένα Έθνη της άδειας διαχωρισμού οικοπαίδων στην Πύλε και την έναρξη εργασιών των Ελληνοκυπρίων στις 23 Οκτωβρίου στα εδάφη που χρησιμοποιούσαν οι Τουρκοκύπροι, ο κ. Ερτουρολόγλου είπε: «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την παραχώρηση άδειας χωρίς να συμφωνήσουν μαζί μας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει αμέσως.
Τον ιζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιτύξει φιλελληνοκυπριακή στάση από την αρχή, ο κ. Υπουργός είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δημιουργούν κρίση αντί να προστατεύουν την ειρήνη. Η νέα πολιτική είναι μια συμφωνία που προβλέπει την συνεργασία των δύο ισότιμων και κυρίαρχων κρατών, είπε ο πρόεδρος Έρσιν Τατάρ στην διάρκεια συνάντησης με τους κοινοτάρχες της επαρχίας Ισκελέ. Με αυτήν την πολιτική έχει ενισχυθεί η βάση των δύο κρατών, σημείωσε μιλώντας στην διάρκεια της συνάντησης που έλαβε χώρα στην περιοχή του Παφρά. Λέοντας ότι έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή στην Κύπρο, δήλωσε ότι έχει εγκαταλειφθεί η λύση σε ομοσπονδιακή βάση, η οποία θα διέκοπτε τους δεσμούς μεταξύ των Τουρκοκυπριών και της Τουρκίας, θα τους διέλυε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα απειλούσε την ύπαρξή τους σε βάθος χρόνου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σολοτουρέ δέχτηκε τον επικεφαλή του επαρχιακού γραφείου του κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος από το Πούρτορ, Γκουλτέκιν Οκτάι. Μιλώντας στην διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Τουρέ αναφέρθηκε στην γενοκτονία που διαπράττεται σήμερα στην Γάζα και υπενθύμισε ότι και οι Τουρκοκύπροι έζησαν παρόμοια γενοκτονία στο παρελθόν, λέοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη και πάλι εκείνη την περίοδο έκλεισαν τα μάτια τους σε αυτήν την κατάσταση και τρίσαν σιγήν. Ιχθύως επέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το ότι δεν μπόρεσε να ζητήσει καταπαύση του πύρος στην Γάζα. Η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή με τίτλο «Τουρκική Εποχή στην Αστάνα, πρωτεύουσα του Καζακιστάν», με αφορμή την 10η επέτειο του οργανισμού. Στην Σύνοδο θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν Ιλχαμ Αλιεύ, ο Πρόεδρος της Γυργυζίας Σάτιρ Τζαπάροβ και ο Πρόεδρος του Ουσμπεκιστάν Σεύκετ Μιρζιόγεβ. Ο χάρτης της Αστάνα και η διακήρυξη της Αστάνα αναμένεται να υπογραφούν στην Σύνοδο Κορυφής, όπου θα ληφθούν πολλές σημαντικές αποφάσεις στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των μεταφορών των τελωνίων, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, του πολιτισμού και σε πολλούς άλλους τομείς. And welcome to the news in English. President Ersin Tatar on Wednesday received the United Nations Secretary General's Under Secretary General for Peace Operations, Jean-Pierre Lacroix, who is on the island to hold talks. The meeting that took place at the presidency lasted approximately an hour. Making a statement after the meeting, President Ersin Tatar emphasized that the time has come to discuss a two-state solution in Cyprus. President Ersin Tatar met with the United Nations Secretary General's Under Secretary General for Peace Operations, Jean-Pierre Lacroix, Presidential Under Secretary Okan Donangil, members of the Negotiation Committee, and advisers all took part in the meeting. Lacroix was accompanied by the UN Secretary General's Special Representative in Cyprus and Chief of Mission of the Peacekeeping Force, Colin Stewart. Making a statement to the press after the meeting, President Tatar stated that they shared the views of the Turkish Cypriot side regarding the events in Gaza. Reminding that similar events had taken place in Cyprus, the president said that they conveyed the view that a two-state solution in Palestine would be the most valid solution and that the time had come to consider a two-state solution in Cyprus. He also noted that if official negotiations are to begin in Cyprus, then the sovereign equality and equal international status of the Turkish Cypriots should be accepted, as stated in the Geneva talks. He also said that Lacroix stated that the UN Secretary General would continue his efforts for the start of the talks, but that he clearly understood the position of the Turkish Cypriot side. Noting that the issue of Pile had come up again during the meeting, Tatar said that the position of the Turkish Cypriot side was once again expressed. Emphasizing that the UN should maintain its principle of neutrality, President Tatar said once the roadworks are completed, then developments in the Pile area could take place with the approval of both sides.
noting that the Greek Cypriot side started construction activities in some areas used by Turkish Cypriots and problems regarding the situation have been communicated to the UN. President Tatar stated that such a situation can never be accepted. Explaining that the UN continues its presence on the island with an agreement between the Republic of Cyprus and the United Nations, Tatar said, now there are two states in Cyprus, and if the UN wants to continue its activities in North Cyprus, then they need to sign an agreement with us. Their approach on this issue was positive. Tatar noted that they also conveyed to Lacroix their sensitivity about the need to obtain their approval on who will be the commander of the UN peacekeeping force, and stated that they shared the view that state authorities should also take part in the technical committees in order to strengthen the structure. President Tatar also stated that they maintained their position 2 years ago on the appointment of a personal envoy by the Secretary General of the United Nations. The United Nations Secretary General's Undersecretary General for Peace Operations, Jean-Pierre Lacroix, for his part, said that they had discussed the developments in the Middle East. Stating that an agreement was reached between the two sides on the Yiğitler-Pile Road project after an intensive negotiation process, Lacroix said that they will do everything in their power to implement the agreement. Lacroix stated that the United Nations has provided great support to the technical committees and also noted that they hope to make more use of the potential of the technical committees. Foreign Minister Tahsin Ertuğruloğlu has demanded the Greek Cypriot side to immediately stop work in the buffer zone at Pile on Wednesday. Greek Cypriot workers have entered the buffer zone in recent days to begin making designs on plots of land which will be converted into residential properties. Foreign Minister Tahsin Ertuğruloğlu on Wednesday blasted the UN over what it said was its biased stance in favour of the Greek Cypriot side. The UN is creating crises instead of preserving the peace, he said in a press conference attended by the Muhtar of Pile Veysel Güden and Mayor of Beyermudu Bülent Bebek. Ertuğruloğlu argued that for 30 years the Greek Cypriot side has been violating the buffer zone in the area by building infrastructure, roads, universities and a stadium as if it is their own territory. It is a mistake to think that in return for this road project we will give something to the Greek Cypriots. This is the mistake the UN made, he stressed. He added that we said we wanted this work to be stopped. We had previous projects in the area and they were stopped. If there is to be a change in the area status quo, we need to act carefully. Our position is that work should only be done in this area after negotiating with us. He pointed out that the work to open up the plots of land had been carried out without consulting the Turkish Cypriot authorities. On October 23, without our approval, Greek Cypriot construction equipment continued working on our road route. We can easily say that they are creating an environment that threatens peace, contrary to the UN's supposed mission to maintain peace. It is not right for us to accept such a thing. It is not possible for us to accept any project, and we insist that the Greek Cypriot construction equipment must stop their work and leave the area, he said. Ertuğruloğlu explained that the Pile-Yiğitler Road project had been brought to the agenda due to the recent difficulties faced by Turkish Cypriot residents of Pile. He added that they had found out during the talks on the road that the EU had placed the control of the buffer zone under the Greek Cypriot administration. We are building this road for the needs of Turkish Cypriots, and it is not a matter related to the Green Line regulation. However, the EU included the entire buffer zone within the allegedly controlled territory of the so-called Republic of Cyprus. We only recently found out that the Green Line regulation contains such a provision. Neither we nor Turkish authorities were aware of this. We have not relinquished our rights in the buffer zone, the foreign minister said. He also expressed that it is inevitable to re-evaluate the TRNC's relationship with the United Nations. Given the UN's failure to fairly conclude our humanitarian project, they should understand that we have the right to reconsider our relationship with the UN. The UN has been blatantly excluding the Turkish Cypriots, especially the Turkish Cypriot mayor of Pile, and acting as if Pile's Greek Cypriot mayor was the mayor of all of Pile, creating a scenario as if it was a Greek village, despite it being a buffer zone. And while the construction of our road has been halted, the Greek Cypriots are carrying out designs on land used by the Turkish Cypriots, and the UN is not doing anything to stop them. We have every right to question all of this, he stressed. He also noted that there have been inaccurate reports in the Greek Cypriot media and in the country, but chose not to comment on them, preferring to monitor the process. Ertuğruloğlu emphasized,
The approval of both sides is needed in any project to be considered in the buffer zone. We have informed the UN that we did not approve of the unilateral project of the Greek Cypriot side, which involved parceling activities on lands we have been using for years. We refrained from making comments to prevent them from obstructing the Pile-Iitle Road project. I do not trust the goodwill of the Greek Cypriots, and I prefer to observe the actions of the UN, Ertuğrul Lawla said. He further stressed, it is essential for the Greek Cypriots to immediately cease working on the lands used by Turks and remove their vehicles from the area. The UN is creating a crisis instead of maintaining peace. After his press statement, Tahsin Ertuğrul answered questions. President Ersin Tatar said that the new politics in the TRNC is an agreement with the cooperation of two equal sovereign states, adding that the two-state ground has been further strengthened. The president made the statement during the meeting he attended with İskele District Muhtars. President Ersin Tatar attended the meeting of the İskele District Muhtars organized by the presidency in Bafra. Speaking, Tatar stated that a new era has started in Cyprus and that the solution on a federal basis which would sever the ties between the Turkish Cypriots and Turkey, dissipate them within the European Union and threaten their existence over time has been abandoned, explaining that the new policy is an agreement with the cooperation of two equal sovereign states. Tatar noted that the grounds for two states have further strengthened and investments have been made in the country, explaining that the ground for two states was further strengthened with the Turkish Republic of Northern Cyprus becoming an observer member of the Organization of Turkic States. Tatar said that with the support of Turkey, the opening of Maraş was made possible and this move has supported economic development. He stated that the country has changed with the realization of infrastructure projects and that work is underway to bring electricity via cable. We are in the most beautiful region of the country, said Tatar, noting that although there has been development in the infrastructure, the environment must also be protected and necessary measures must be taken, explaining that he has always advocated for an agreement based on the realities in Cyprus. President Tatar noted that the statements of the Greek Cypriot side show that there will be no going back. He also emphasized that Turkey is the largest and strongest country in the region and that the geostrategic and geopolitical value of Cyprus in the Eastern Mediterranean and the Blue Homeland has increased after the agreement with Libya. Explaining that the Turkish Cypriots were saved due to Turkey being a guarantor country in Cyprus, Tatar said, "We will celebrate the 50th anniversary of the Cyprus peace operation and the 40th anniversary of the Turkish Republic of Northern Cyprus. There has been peace and security in Cyprus for half a century." He said that what happened in Bosnia and Ukraine and what is happening in Palestine shows that if you are alone, no one will protect you. "We have suffered a lot before, the United Nations and other countries just what," said Tatar, and added that peace, tranquility and security in Cyprus is due to Turkey's military presence and guarantor status. Touching upon the investment being made to the country, Tatar said that investments have increased as the TRNC has become more accepted. "An increase in investments and Turkey's support are important for development. The two-state policy and the Maraş policy strengthen the foundation of the state," said Tatar. A delegation from the Konya Selçuk University is visiting the Turkish Republic of Northern Cyprus. The delegation was received by President Ersin Tatar and the Speaker of the Republic's Assembly, Zorlu Töre, respectively. President Ersin Tatar received the rector of the Konya Selçuk University, Professor Dr. Metin Aksoy, and his accompanying delegation. According to a statement made by the presidency during the visit, Tatar stated that Konya Selçuk University is one of the largest and most important universities in Turkey. Touching upon the Cyprus issue, Tatar pointed out that the Cyprus issue is a national cause not only for Turkish Cypriot people and motherland Turkey, but also for the entire Turkic world, and emphasized the importance of promoting and increasing the visibility of the Turkish Republic of Northern Cyprus, which successfully defends the Turkish presence and interests in the Eastern Mediterranean. Professor Dr. Metin Aksoy, for his part, stated that as the university and the people of Konya, we will always support the Turkish Republic of Northern Cyprus. Aksoy pointed out that they will continue to provide all kinds of support to promote the TRNC and to better understand the importance of the national cause.
The delegation from the Konya Selçuk University was also received by the Speaker of the Republic's Assembly, Zorlu Töre. According to a statement issued by the Assembly, the Speaker of Parliament, Zorlu Töre, reminded that the 40th anniversary of the TRNC will be celebrated in the coming days, in the period when the centennial of motherland Türkiye is being celebrated. Töre said that the TRNC will continue on its way forever. Stating that they will strive for the next century to be the Turkish century, Töre emphasized that Türkiye being strong means that the Turkish Cypriots will always be strong. Referring to Israel's attacks on Gaza, Töre stated that the UN Security Council did not fulfill its function and was impotent. And the leaders of the member and observer countries of the Organization of Turkic States will come together on Friday in Astana, the capital of Kazakhstan, under the slogan Turkic Era. A common position on Gaza will also be announced at the Astana summit. The 10th anniversary summit of the Organization of Turkic States is being held in Astana. Presidents of Türkiye, Azerbaijan, Kyrgyzstan and Uzbekistan will attend the summit, which will be hosted by Kazakhstan President Kasym Jenerus Tokayev under the slogan Turkic Era. Making a statement to the Anadolu Agency, Deputy Secretary General of the Organization of Turkic States, Ömer Kocaman emphasized that the participation of Hungary and the Turkish Republic of Northern Cyprus as observers in the Organization of Turkic States further strengthened the organization, stating that the leaders will also discuss the current regional and international agenda, especially the Israeli-Palestinian conflict. Kocaman said that the Organization of Turkic States will announce their common position to the world. Those were today's updates from BRT's English Newsroom. Thank you for watching. Join us again tomorrow, same time, same place. Until then, goodbye. Aksa Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın Girne 20 Temmuz Metalanır Stadı'nda oynanacak olan Doğan Türk Birliği Cihangir mücadelesiyle başlayacak. Mücadele saat 19'dan itibaren BRT2'den naklen yayınlanacak. Lig'de cumartesinin programı ise şöyle. Moğuz Atürkücü Miracle Karşıyaka, Yeni Cami Yonpaş Dumlu Pınar, Alsancak Yeşilova Lefke, Peral Arnaka Gençler Birliği Çayna Pazar Gençlik Gücü karşılaşmaların tümü saat 14'te başlayacak. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Atatürk Spor Salonu'nda antrenör Hasan Serbülent yönetiminde gerçekleşen taktik ağırlıklı idmanda oyuncuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. 4 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 12'de başlayacak Vakıflar Beşiktaş maçı BRT2'den naklen yayınlanacak. Pendik ilk maç bizim için önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. Zor ama güzel bir galibiyet oldu. Pendik de iyi bir kadro kurmuş. Onlar da playoff oynama hayaliyle güzel bir kadro kurmuşlar. İlk maçlar her zaman için zor geçer. Zor geçti ama güzel bir galibiyet oldu. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş iyi bir takım. Amacımız ilki yaşamak. Beşiktaş'a karşı bir galibiyetimiz yok şimdiye kadar. İnşallah bir sürpriz yaparız. Bir değişen kadroyla birlikte yeni bir soluk, yeni bir hava yakaladı takım. Şu anda çok karakterli kazanma hırsı olan bir takımımız var. Rotasyonu, geçen programda da konuştuğumuz gibi rotasyon anlamında elim biraz genişledi. Giren çıkanı aratmayacak şekilde bir rotasyonum var. Beşiktaş maçını ilkle çekiyoruz. Sürpriz yapmak istiyoruz. Bakalım hayırlısı. Doğukan Ulaç, Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye Açık Su Yüzme Milli Takım seçmelerine katılacak. Kayseri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Doğukan Ulaç, yarın 10 kilometre, pazar günü ise 5 kilometrede yarışacak. Sporcumuz, yarışlarda ilk ikiye girmesi halinde Katar'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Basketbol Pro Lig ekiplerinden Sezar Larnaka Gençler Birliği yeni sezonu açtı. Koç Hasan Kasap yönetiminde gerçekleşen idmana yeni transferler de katıldı.
Geçtiğimiz sezon açılış kupasını kazanan Kırmızı Siyahlılar bu yıl yaptıkları transferlerle dikkat çekiyor. Kırmızı Siyahlılar'da hedef sezon başı oynanacak açılış kupasının yanı sıra Pro Lig şampiyonluğunu kazanmak olarak belirlendi. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği geçtiğimiz sezon başlatılan liglerdeki başarılı antrenörleri ödüllendirmeye bu sezonda devam ediyor. Yönetim bu sezon 5 haftalık değerlendirmenin ardından başarılı olarak belirlediği antrenörlerin ödüllerini dernek lokalinde gerçekleştirdiği törenle dağıttı. Aksa Süper Lig'de Yompaş Dumlu Pınar'la Cihangir, Aksa 1. Lig'de Miracle Değirmenlik, Aksa A2 Süper Lig'de Manusa Türk Gücü ile Yompaş Dumlu Pınar ve Aksa 1. Lig A2'de Demskons Çanakkale takımlarında görev yapan 18 antrenör ödüle layık görüldü. Vakıflar Spor Kulübü'nde 36 yıldır başkanlık görevini yürüten Mehmet Kanan yeniden başkanlığa getirildi. 1987 yılından bu yana aralıksız başkanlık yapan Kanan'ın olağan genel kurulda oy birliğiyle başkanlığa devam etmesi kararı alındı. Mehmet Kanan'ın yönetiminde Erhan Soykut, Şefik Işık, Kezban Köle, Ferhat Arca, Avşar Kişmir, Kerime Darbaz, Hüseyin Behlül, Mehmet Yeltekin, Deniz Hızal, Pembe Görneşli ve Öznur Soysal yer alıyor. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda deplasmanda 3. Lig ekibi Saarbrücken'e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Böylelikle Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Almanya Kupası'ndan elendi. Saarbrücken ise 32. tura yükseldi. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 73-65 yendi. 4. galibiyetini alan ÇBK Mersin, 6. hafta mücadelesinde 22 Kasım Çarşamba günü Macaristan'ın Uni Kayor takımını ağırlayacak. Bankası para hattını sunar. Sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Evet, dün yine yer yer hafif sağanak geçişlerini gördük. Bugün ise özellikle Karpaz yöresinde yağışları görmek mümkün olacaktır. Ve parçalı bulutlu bir görünüm de beraberinde seyredecektir havanın içerisinde. Ve gecemiz parçalı bulutlu geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıkları. Lefkoşa'da 18, Lefke'de 20, Girne'de 21, Güzelyurt'ta 17, Alefkaya'sında 19, Gazimağusa'da 18, Larnaka ve İskele'de 20, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 21, Limasol'da 18, Baf'ta 19 ve Trodos'ta 8 derece. Evet, yarın ılık hava kütlesinin etkisi devam edecek demiştik ve en yüksek hava sıcaklıkları. Tabii ki bir hafif yağış geçişini de bekliyoruz. Hafif bir yağış geçişi. Ve en yüksek hava sıcaklıkları. Güzelyurt ve Lefkoşa'da 29, Lefke ve Girne'de 27, Alefkaya'sında 25, Larnaka'da 28
Gazimaus'a ve İskele'de 27, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 25, Limassol'da 27, Baf'ta 26 ve Trodos'ta en yüksek hava sıcaklığı 16 derece. Genelde rüzgarlarımız kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetle esecek. Bir de denizlerimize göz atalım. Denizlerimize efendim. Denizlerimizde bugün kuzeyde, güneyde, batıda ve doğu sahillerimizde yıldız ve gün batısından, yıldız ve gün batısından kuzey ve batıdan 3 ile 5 Beaufort kuvvetinde. Orta dalgalı bir deniz 1 ile 2 metrelik bir dalga boyu oluşabilir bugünkü bu Beaufort gücüne karşın. Evet, tabii ki 25 derecelerde seyrediyor deniz suyu sıcaklığı. Ne yapmıştım ben sizin için? Deniz suyunu gittim, ölçtüm ve 25 derecelerde olduğunu gördüm efendim. Evet, diğer yayınlarda buluşuyoruz. Sizlere hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Bugün biz orada Hasan Bağlar'la birlikte güzel bir konu seçtik. Konumuz doğa fotoğrafı.